yoğun bir bütçe maratonu geride kaldı. İki büyük acıyı yaşadık. Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i kürsüde konuşmasını yaparken kaybettik. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabır diliyorum. Yine bütçe görüşmeleri sırasında 12 evladımızı şehit verdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tepkimizi grup olarak, tekil olarak ortaya koyduk. Bir bildiri yayınladık. Ama maalesef ki görüyorum ki şehit cenazesine üzülmek, bir daha şehit cenazesi bu ülkeye gelmesin diye mücadele vermek gibi bir derdi olmayan iktidarı görüyorum. Değerli arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda duruşumuz belli. Söylemlerimiz belli. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. İktidara geldiğinde sıfır terör, tam bir sınır güvenliğiyle ülkeyi devralan bu iktidar maalesef 2023'te sadece 60 evladımızı şehit verdik. Sınır güvenliğimiz diye bir şey kalmadı. Mafya babaları, terör örgütleri, adını bile son 10 yılda ilk kez duyduğumuz terör örgütleri ülkemizde cirit atar hale geldi. Şimdi sormak isterim ülkeme. Bunun sorumlusu kim? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık ülkemize bu güzel vatana şehitlerin gelmesini, ailelerin, annelerin, babaların, eşlerin, çocukların yüreğinin yanmasını istemiyoruz. Ama görüyoruz ki şehit haberini aldığında daha adını öğrenmeden, dua etmeden ertesi gün hangi şiiri okuyup hangi konuşmayı yapacağını, hangi camide hangi provokatörleri yollayacağını hesaplayan, düşünen partiler var. İki gündür, dün Devlet Bahçeli, bugün Semih Yalçın, siyasi nezaketi falan bırakıyorum, İnsanların midesini bulandıran açıklamalarda bulunuyor. Sizlere rica ediyorum, Semih Yalçın, Devlet Bahçeli gibi siyasetçiler televizyona çıktığında +18'i mutlaka koyun. Çocuklarımız izlemesin. Yani gerek 12 Eylül 1980'den önce, gerek 12 Eylül 1980'den sonra siyasal şiddeti kendisine meslek iş edinmiş bir partinin sözcüsünün ve genel başkanının söylediği söylemlerden utanç duyuyorum. Ben Sayın Bahçeli'ye buradan sormak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi grubunu dinleme lüzumunu göstermediniz. Dayanamadınız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuştuktan dakikalar sonra genel kurula geldiniz. Ve bütçe konuşmalarının sonuna gelmiştik. Bütçe konuşmasının aleyhte konuşma bölümünü Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak ben yapacaktım. Bütçeyi savunan, lehte konuşan kişi de Hüdapar'ın genel başkanıydı. Şunu söyledim. Bu bütçeyi savunacak 300 milletvekili var MHP ve AKP'den. Başka birisi yok bu hücredim. Devlet Bahçeli sol tarafta oturuyordu. Gaffar Okan'ın katili Hizbullah'ı terör örgütü olarak kabul etmeyen bir partinin genel başkanı. Türkiye'de federasyon, federal yapı ve Güneydoğu'nun bölünmesinin tartışılabileceğini söyleyen bir partinin genel başkanı. Güneydoğu'yu ve o toprakları Kürdistan diye tarif eden bir partinin genel başkanı. Orada konuşurken utanmadınız mı Sayın Devlet Bahçeli, üzülmediniz mi? Ve sizin yüzünüze karşı şu soruyu sordum. Bu kişi aldı. Bu eleştiri ortaya koyduktan sonra tüzüğüyle federal yapının tartışılabileceğini, bunun da normal olduğunu Devlet Bahçeli'nin gözünün içine baka 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 söyledi. Hizbullah'ın yeşilini andıran bir ablenli tüzükle söyledi.
Siz bundan hiç mi sıkılmadınız? Ha, düne kadar AKP'ye ip atan Devlet Bahçeli ve Semih Yalçın arkadaşları bugün Hüdapar ve AKP'li ip atlıyor. Eğer utanacağınız bir durum varsa 2024 bütçesini savunmayı Hüdapar'a bırakan AKP'den utanın. Ben çok utandım. Ve Gaffar Okan'ın Güneydoğu'daki birçok şehidimizin kemiklerini sızlattı. Misaki milli sınırlarını çizen, Kurtuluş Savaşı mücadelesi veren gazi ve şehitlerimizin, atamızın kemiklerini sızlattı. İsterseniz buradan başlayalım. Kim utanması gerekiyor? İşte bakalım. Çok şey söylemiş, çok sıkıldınız biliyorum. O kadar çok sıkıldınız ki Devlet Bahçeli'nin geçmişte Recep Tayyip Erdoğan için söylediklerini. Ama ben söylüyorum. Bakın MHP lideri Bahçeli'den Erdoğan'a. Erdoğan'a şeref nedir diye sorsak ilk kez duyuyorum. Nerede satılır, hangi de villada bulunur dersin diyor. Yine sen nasıl bir Müslümansın diyor Erdoğan. Bir sürü. Ne değişti? Artı bir de Hüdapar geldi. Hüdapar'la ortaklık yapıp Hüdapar ve AKP'ye bastonluk yapmaktan utanmayan bir MHP bütçeyle ilgili ve bizimle ilgili konuşma hakkına sahip değildir arkadaşlar. Artık yeter. Sokağa çıkmayacakmışız. Biz sokaktayız Sayın Devlet Bahçeli. Sokağa çıkmayacak birisi varsa Hüdapar'ın genel başkanı bu ülkenin bölünebileceğini, tartışılabileceğini söylerken orada oturan sizsiniz. Semih Yalçın hangi kafayla söyledi bilmiyorum bunu ama artık edep diyorum. Hiç kimse bizi tehdit edemez. Bir milim eğilmeyiz, bir milim geriye gitmeyiz. Lütfen artık herkes kendine gelsin. Şehitlerin tabutları üzerinden ellerini çeksin. Şehit cenazesi gelmemesi için mücadele etsin. Şehit cenazesi gelsin de seçim yaklaşıyor. Camileri provoke edeyim. Manisa'ya bir belediye başkan adayı adayını yollayayım. Gaziantep'e bir milletvekili adayı adayını yollayayım. Çelenkleri kırayım. Türkiye'ye mesaj vereyim. Sandıkları da doldurayım diyen bir zihniyetin Allah belasını versin. Her seçimde aynı hikaye. Seçime yaklaşırken bu ülkede vatan evlatları, kerpiçsiz, sıvasız evlerden şehitler gelecek. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları camilere provokatörleri yollayacak. Aynı genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılanlar Manisa'da genel başkanımız Özgür Özel'e yapılacak. Ve böyle seçim kazanacaksınız. O koltuk böyle olacaksa kahretsin. Biz öyle bir koltuk istemiyoruz. Şehit, bayrak, vatan, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün artık siyaset malzemesi yapılmasını istemiyoruz ve bilin ki tek arzumuz şehit, artık şehitlerin gelmemesidir. Ama kendi basiretsizliklerinden gelecek olan şehit cenazeleriyle ilgili tekil tepkilerimizi, açıklamalarımızı, endişelerimizi, önerilerimizi yapacağız. Artık bu hukuksuzlukta, bu ahlaksızlıkta, bu basiretsizlikte biz AKP grubuyla aynı hizada hiçbir metni imza atmayacağız. İsteyenler atabilir. Ama Gara saldırısında da 16 evladımız şehit olduğunda unutmasınlar ki aynı gerekçelerle birileri de imza atmamıştı ve doğru yapmıştı. Diğer bir husus. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Gerekçeli kararı da mahkemeye yolladı. Anayasa 153, 148 seçilme hakkı ihlal edildi dedi. Ama bir şey daha söyledi. Bunun çözüm yeri 13 Ağır Ceza Mahkemesi dedi. Bir daha bunu anayasa Yargıtay'a yollama, ayrı bir kriz yaratma, karar ver dedi. Buradan bir kez daha sesleniyorum.
Can Atalay hakkında kararınızı verin. 13 Ağır Ceza Mahkemesi'ne sesleniyorum. Anayasaya uyun. Anayasaya direnmeyin. Anayasa ne emrediyorsa onu yapın. İkinci bir Yargıtay Anayasa Mahkemesi ile ilgili yaşanacak krizi bu ülkenin hukuk sistemi kaldırmaz. Biz seçilmiş Hatay milletvekili burada görmek istiyoruz. Ve Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının sonuna kadar doğru olduğunu düşünüyoruz. Artık hukuk yoluyla parlamentoya, anayasaya bir darbe girişiminde bulunmayın diyoruz. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar çünkü eski bakan Yaşar Okuyan 14'te, o anda Allah'tan rahmet diliyorum, cenazesi var. Ona katılacağız. Eğer sorularınız varsa alabilirim. Abi söylem çatışması yok, bir çatışma da yok ama ben bir cevap vereyim buradan. Az önce söyledim. Gara saldırısında 16 evladımız şehit olmuştu. Yine mecliste bir bildiri yayınlamıştı. O zaman Sayın Akşener aynen bizim gerekçelerimizi ortaya koyarak bu bildiriye imza atmamıştı. O gün nasıl ki Meral Hanım'ın vatanseverliğinden, milliyetçiliğinden, şehitlere karşı duruşundan hiçbir şey eksilmemişse bizim de aynı şekilde eksilmez. O gün niye imza atmadıysa bugün de biz bu yüzden imza atmadık. Doğru duruş budur. Bir bildiri var. Daha ileri bir bildiri var. Lütfen değerli genel başkanın bunu okumasını, bir de Gara saldırısından sonraki duruşlarını gözden geçirmesini dilerim. Cem Parti ile ilgili ne demişti? Valla bizim PKK terör örgütüyle, terörle yaşanan bu olaylarla ilgili tüm tepkimizi ortaya koyduk. Neden? Ne İYİ Parti ne de bir başka partiye şirin gözükmek gibi çabamız olamaz. Bizim duruşumuz belli, ilkemiz belli, programımız belli. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç kimse yapılan saldırı ve haksızlara karşı sessiz kalmasını beklemesin. Çok daha ileri gideriz. Bunu AKP grubuna söylüyorum özellikle, MHP grubuna söylüyorum. İYİ Parti'de hanımefendi de bizim özellikle bildirimizi, söylemlerimizi değerlendirirse bence yanlış düşündüğünü görecektir. Buyurun. Aslında Adalet Bakanı'nın Yargıtay Başkanı ya da bir mahkeme başkanıyla bir dosya hakkında görüşmesi tabii kabul edilemez. Ama buna gerek kalmaksızın bu sorunu yerel mahkeme çözseydi bugün bunları konuşmayacaktık. Gerekçeli karar 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu sorunu kökten çözmesi gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine Adalet Bakanı da aslında buna benzer bir şey kamuoyuna söylüyor. Biz de söylüyoruz. Şimdi bakalım mahkeme ya 2011 ruhunu yaşatarak, 2012-2013 ruhunu yaşatarak bir karar verecek, hepimiz kahrolacağız. Ya da adalet anayasaya göre bir karar verecek. O endişelerimizi de biz bir parça olsun unutmuş olacağız. Teşekkür ediyorum.